Siyasi iradenin en eski temsilcilerinden olan Ana Vatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, dünyada ve Türkiye'de ilk olan akıllı ineğin bugünkü konu. Evet, akıllı inek ayran ve sütü dünyada insanlara sevdiler, çocuklardan başlayarak insanlara sevdiler. Bir otomat olarak geçiyor ve hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Güzel bir mekandayız. Şimdi arkadaşlar bize bunun detayıyla ilgili bir tanıtım yapacaklar. Ama ben şimdi mekana girdim, büyük bir keyif aldım. Özellikle milli kültürümüzün yansıtılması, sağlık anlamında da nesilden nesile bu işin aktarılması anlamında güzel bir mucitlik görüyorum burada. Şimdi hanımefendi de bize bir sunum yaparsa daha iyi anlamış olacağız. Süt vereceğim, içtikten sonra bir şeyimi soracağım. Efendim. Tabii ki, memnuniyetle. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bugün sizleri Sayın Cemil Kanguroğlu'nun Grup Akıllı İnek projemizden bahsetmek istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir ineğimiz var. Bu ineğimizin meme kısmından 4 ayrı farklı süt alabiliyoruz. Sıcak süt, boğuk ayran, çilekli süt, çikolatalı süt alabiliyoruz. Özellikle insanlarımız var ve de çocuklarımız ağzına içeceklerden uzak tutabilmek için çok özel Ar-Ge çalışmalarıyla hazırlanmış bir projemizdir. Hemen şöyle ikram etmek istiyorum size de. Bir sıcak süt rica edeyim o zaman. Tabii ben. Ki. Lütfen bardağı fazla yönlendiriyoruz. Zaten o kadar akıllı ki aslında konuşmalarıyla da sizi yönlendirebiliyor. Şimdi biraz daha için kaç yumurta alın. Çok güzel. Biraz önce hanımefendi de izah ettiği gibi özellikle gazlı içecekleri çocuklarımıza gazlı içeceklere esir ettik. Özellikle ekonomik anlamda da sağlık anlamda büyük bedeller ödeten bir içecek sektörümüz var. Burada içecek sektörüne bir nefes aldırılıyor. Özellikle de yerli üretimimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği ki yerli ve milli diyoruz. Yerli içeceklerimizin özendirilmesi, tüketiminin sağlanması anlamında çok önemli bir buluş. Cemil Bey'i tebrik ediyorum. Yani ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Umarım bu vatandaşımızın da yoğun ilgisiyle yurt satına da yaygınlaşır. Ben çok keyif aldım, memnun oldum. Başarılar diliyorum. Bu mucitle, bu buluşa da milletimiz olarak sahip çıkmamız lazım. Ben de milletimizin sahip çıkması anlamında, ülkesini, devletini, milletini seven bir birey ve bir siyasetçi olarak da elimden gelen her türlü katkıyı sağlayacağım. Büyük bir keyif aldım. Umarım bu işletme yurt satında yaygın bir şekilde halkımızın beğenisine ve tüketimine hazır hale gelir, sunulur yani. Cemil Bey, bir iki cümle sarf etmişsiniz. Genel Başkanımızın tabi çok sağ olsun, ayağına sağlık. Asıl sizlerden Allah razı olsun. Cemil Bey, yani çok teşekkür ediyorum. Projeyi ince, tabi biz de ne diyoruz? Bu evraklarımız için bu projeyi yaptım, bu duruma geldim. Bundan sonra artık sizler de. Abi tabi, inşallah. Evraklarımızı inşallah. Artık ne diyoruz? Boyalı çekmenin bir içerimiz, ayarımız ve sütümüz içerimiz. Aynı zamanda genel başkan, soğukta buz süt ayran veriyor. Türkiye her anlamda yerlilik ve milliliği arıyor. Savunma sanayimizdeki yerlilik oranımızı arttırdık. Tarımdaki girdilerimizin yerlilik oranını arttırdık. Cemil Bey de aslında bu devlet politikasına bir derinlik kazandırmış. Yeni bir nefes aldırmış. Bu anlamda çok önemli addediyorum ve şu an heyecanlandım, çok da mutlu oldum ve gurur duydum. Tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin. Şimdi
marifet iltifata tabidir. Marifet yapana iltifat etmek lazım ve bu anlamda da destek olmak lazım. Ben de devlet yöneticilerimiz nezdinde bu işin teşvik edilmesi, desteklenmesi anlamında da tüm olumlu katkımı bulunacağım. Bu anlamda da söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört eğilimli tek partisi, Türkiye'ye vizyon kazandıran, serbest piyasaya geçişin aslında anahtarını açan Anavatan Partisi'ne bugünlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyaç var. Anavatan Partisi Genel Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'na da verdiği sözler için. Efendim akıllı inek tanıtımını sürdürüyoruz. Görüşmek ümidiyle.